Merhabalar, mekatronik dersine hoş geldiniz. Sizlerle bugün pivot üzerinden futbol maçı yapacağız. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Hemen buraya bir kale çizmem gerekiyor benim. Nasıl yapıyorduk? Dosyaya giriyorum. Figür oluştur diyorum. Hemen bakın burada bir çubuk geldi. Farklı şeyler de gelebilir ilk başta sizin karşınıza. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Farklı bir şeyler geldiyse dosya yeni demeniz gerekiyor. Bunu kaydetmek istiyor musunuz? Hayır, şu an kaydetmek istemiyorum. Bakın yenisi geldi. Hemen kalem için bir buraya koydum çubuk. Bir de şuradan çubuk indirmem gerekiyor. Evet, şuradan tekrar bir çubuk daha çekmem gerekiyor. Evet, şu an kalemizi yaptık. Hemen bunu dosya kaydet demem gerekiyor. Kaydet dedim. Bakın hiçbir şey çıkmadı. Bazen böyle olabiliyor. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Dosya olarak kaydet demeniz gerekiyor. Bakın tekrar yapalım. Ne yaptım? Dosya olarak kaydet. Hemen buraya bakın. Onu tire olarak kaydetmiş. Aslında öncekinde benim yaptığım figürün üstüne kaydetmiş oluyor. O yüzden dosya yeni dememiz önemli bu konuda. Hemen buraya ne diyorum ben? Kale diyorum. Kale olarak yazdım. Nereye kaydediyor? Bakın figürler içerisinde kaydediyor. Direkt figürü açtığım zaman gelecek bu. Kaydet dedim. Kaydetti. Kalemi çizdim. Bir de ben ne istiyorum? Bulut istiyorum. Bulut çizeyim. Hemen dosya yeni diyorum. Bakın yeni farklı bir şey geldi. Burada bulutu nasıl yapıyorduk biz? Hemen şuradan yuvarlak yapmam gerekiyordu. Yuvarlağımı yapayım. İçini de doldurmam gerekiyor. İçi dolsun. Şimdi tekrar bir yuvarlak daha. Yuvarlaklarla bulut yapıyorduk. Evet. Nasıl isterseniz. Hani benimkinin birebir aynısı olmak zorunda değil. Sizin hayal gücünüze bağlı. Sınırlandırma falan yapmıyorum. Ve ben de şu an hani hemen acele bir şekilde, sıradan bir şekilde yapıyorum. Bunu da içi dolsun. Bir de şu alta yaparsak tamam gibi. Evet, bunu da yuvarlak yapalım. Tamam. Bunu ne olarak kaydediyorum? Dosya olarak kaydet dedim. Sildim burayı. Neydi? Bunun adı bulut. Hemen bulut yazdım ve kaydettim. Tamam. Bulutum var. Kalem var. Bir de ne olacak? Dosya yeni diyorum tekrardan. Top olması gerekiyor. Hemen yuvarlak alıyorum. Şuraya bir yuvarlak çiziyorum. İçerisini dolduruyorum. Bu da topumuz bizim. Dosya olarak kaydet dedim bakın. Olarak kaydet. Buraya top yazıyorum. Kaydet diyorum. Şimdi çıkayım buradan. Şu insan çok büyük. Bu insanın boyutunu şu kısma gelerek 60 yapıyorum. 100'ü 60'a düşürdüm. Hemen bu insanı bir de kopyalayacağım ben. Nasıl kopyalıyorum? Bakın şurada kopyala var. Copy figür diyor. Hemen buna tıkladım. Şu an kopyaladı. Bir de yapıştırmam gerekiyor. Bakın bazen diyorsunuz ki ben kopyaladım ama yenisi çıkmadı. Çıkmaz çünkü yapıştırmadınız. Hafızaya kaydetti ama şu an ekrana yapışmadı. Hemen şuradan yapıştır diyorum. Bakın iki tane insan oldu. Hemen çekiyorum insan üstünden. Bir insan da buraya gelmiş oldu. Kalemizi hemen getirelim. Neredeydi? Dosya, figür yükle diyorum bakın. Figürümü ben oluşturdum. Figür yükle içerisine gitti. Figür yüklüden kaleyi seçiyorum. Bakın kalem geldi. Sarı olan yerden tutup kaleyi taşıyorum. Taşıdım. Evet. Bu oyuncu burada dursun. Bu oyuncu kırmızı bir oyuncu olsun. Hemen rengini kırmızı yapalım. Oyuncuyu seçtim. Kırmızı takım olsun bu. Kırmızı yaptım. Tamam diyorum. Kalesi de kırmızı olsun istiyorum. Buradan kırmızıyı getirdim yine. Tamam diyorum. Tamamdır. Hemen bir kale daha koymam gerekiyor benim buraya. Dosya figür yükle diyorum. Hemen kaleyi seçiyorum. Aç dedim. Tamam. Bakın kale geldi ama bu kale bu şekilde olacak mı? Olmayacak. Bir daha kale çizmeme gerek var mı? Hayır. Ben bu figürü çevirebilirim ters tarafa. Nasıl çeviriyorduk? Bakın şuradan figürü çevir var. Çevire tıklıyorum. Çevrildi. Hemen getiriyorum bunu da. Göz kararı hizalıyoruz. İkisi eş olması için. Bunu koyduk. Bu da hangi takım olsun? Yeşil takım olsun. Ya da başka bir renk olabilir. Siz nasıl isterseniz. Hani pembe de olabilir.
Şu kırmızıya yakın olmasın. Mavi olsun. Şunu yapalım. Hani şu renk olsun. Su yeşili. Evet, yaptık. Şunu da aldık. Hemen buradan rengini seçelim. Tamam. Şu an iki takımımız var. İki oyuncumuz, iki kalecimiz. Güzel. İstediğimiz gibi gitti. Bakın buradan taşımak isterken bazen şunu yapacaksınız. Şunu taşıyayım derken şöyle çevireceksiniz. Gitmiş olacak. Hani bozulmuş olacak. O yüzden neye öncelik dikkat etmeniz gerekiyor? Bakın şurası sarı. Sarı yerlere dikkat etmeniz gerekiyor. Kırmızı yerler oynatma yeridir. Hani eklem yeri gibi düşünün. Sarı yerse taşıma yeridir. Bakın sarıdan taşıyabiliyorum ama kırmızıdan taşıyamıyorum. Sadece oynatıp şekil veriyorum, hareket verebilirim. Mesela bakın şu kırmızı yerlerde mesela eklem yerleri oluyor. Hareket veriyoruz ya insanlara. Aynı o şekilde. Bunu da yaptıktan sonra ne yapmam gerekiyor? Bir de bulut eklemek istiyorum. Güzel gözüksün diye. Dosya, figür yüklediyorum. Bulut olması gerekiyor. Burada hemen aç dedim. Bulutum geldi. Kara bulut mu? Hayır. Mavi bulut olsun. Hemen maviyi seçiyorum. Tamam. Bu bulutu da çoğaltalım. Nasıl çoğaltıyorduk? Bulut seçiliyken. Neden bulut seçildi? Çünkü ben bulutu çoğaltmak istiyorum. Hemen kopyala dedim. Şu an bilgisayar hafızasına kopyaladım. Yapıştır demem gerekiyor ki bilgisayar kopya hafızadaki kopyaladığı nesneyi yapıştırsın pivota. Hemen yapıştır diyorum. Bakın şu an geldi. Şöyle çekmem gerekiyor bulutun üstünden. Tekrar yapalım. Şu bulutu kopyalayayım. Kopyalaya bastım. Sonra yapıştıra bastım. Bakın şu an tam üstünde olduğu için tek gibi gözüküyor ama aslında bu 3 tane oldu şu an. Tamam. Şimdi bir de top eklemem gerekiyor orta noktaya. Dosya, figür yükle diyorum. Topumu almam gerekiyor. Top bu. Pardon. Şurada top. Hemen aç dedim. Evet. Peki bu topum çok büyük değil mi insanlara göre? İnsanın yarısı boyutunda değil mi? Çok büyük. Ne yapmam gerekiyor? 40 yapalım. 40 da çok mu küçük oldu? Biraz hani 50 yapalım tam olsun. Şu an topum da burada. Şu sarı yerden topumu taşıyabilirim istediğim yere. Evet. Şu an ne yapmam gerekiyor benim? Çizimim bu kadar olsun. Hani sizler daha farklı şeyler de ekleyebilirsiniz ama öncelikle benim istediğim hareketi verdikten sonra istediğiniz tasarımı da ekleyebilirsiniz. Buna ek olarak. Ama diğer şeyler hep aynı olmak zorunda. Bulutun olacak, kalen olacak, iki takımın iki farklı rengin olacak. Bunlara özen gösterelim. Topun rengini de istersek değiştirebiliriz. Ne olsun topun rengi? Yeşil olsun mesela. Yeşil yapabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Hemen bakın buraya kare ekleye basıyorum. Kare ekleye bastım. Bir tane karem var. İlk başta böyle olsun ekranım. İkinci aşamada tekrar kare ekle diyorum. Bu insanlar koşacaklar bu oyuncular değil mi? Hemen bunu koşturmak için bacağını açalım. Koşuyor ya hani. Şu şekilde şu bacak da şöyle olsun. Kendi şöyle biraz eğilsin. Kolu yapalım. Şu kolunu da şöyle yapsın. Hani koşma hareketi vereceksiniz siz burada. Biraz daha şöyle hızlı koşturmak istiyorum ben. Sizin zamanınızı da yememek için sizler daha yavaş koşturabilirsiniz. Hemen. İstediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Yani size kalmış çocuklar koşturma. Kendi koşmanızı düşünün. Siz koşarken nasıl koşuyorsunuz? Hareketlerinizi düşünün. Ona göre yönlendirmesini yapın. Hemen tekrar kare ekle dedim. Bakın burada da yine bir farklı hareket vereceğiz. Yani bu bacak buraya gidecek. Diğer bacak buraya gidecek. Diğer kol buraya. Diğer kol arkaya. Bu şekilde. Hemen bunu da şöyle getirelim. Bacak hareketlerini değil, yani yerlerini değiştiriyoruz. Kolu aynı olabilir bunun. Ya da şöyle. Ya aynı olsun. Tekrar kare ekle diyorum. Evet. Tekrar geldim. Bak başta bir hareket verdikten sonra hep devamı ne oluyor? Bacak ve kol değişimi oluyor.
yürürken kolumuz bir arkaya gider, bir öne gider. Bunu biliyoruz. Bacağımız da aynı şekilde. Sadece kol ve bacakları oynatmamız yeterli oluyor. Tabii bedeni de oynatabilirsiniz isterseniz. Ben fazla ayrıntıya girmiyorum. Çünkü sizler de yapacaksınız. Zaman kaybetmek istemiyorum. Sizler daha ayrıntılı, daha güzel yapabilirsiniz. Ben şu an şu su yeşilini kazanmasını istiyorum. Kırmızı kaybetsin istiyorum. O yüzden topa mavinin, yani su yeşilinin yaklaşmasının benim için daha iyi olacak. Evet. Şöyle değsin. Hızlı bir şekilde koşup topa vuruyor diye düşünelim. Şu konuda oynatabiliriz. Şöyle de durabilir. Nasıl istersek artık. Sonra tekrar kare ekle diyorum. Evet. Artık kırmızı da topa yaklaştı. Ama nafile. Çünkü su yeşili topa vurdu. Top yukarı gitti. Artık normal bir şekilde dursun bunlar. Evet, top yukarı gitti. Şimdi ne yapacağız? Hemen bu yönünü değiştirecek, çevrilecek. Boş bu şekildeydi zaten. Bu da şöyle arkadan gelsin. Çok gerçekçi olmadı galiba. Evet. Tekrar kare ekle diyorum. Buradan tekrar bu yeşil top buraya geldi. Mavi gitti buraya. Kırmızı da bayağı yaklaştı. Mavi de burada. Topu şuraya doğru çekebiliriz. Evet. Artık ayaklarını falan uzatsın. İyice koşsun. Çünkü kaleye gol atması gerekiyor. Tekrar kare ekle diyorum. Evet. Artık yeşil gitti. Düşmüş olsun bu. Düştüğü için topu yakalayamadı. Ama yeşil olan topa vurdu. Ve top kaleye gitti. Sizler daha çok uzatabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Evet. Kaleye vurunca tabii ki bu kırmızı takımın hayalleri suya düştü. Kaybetti, çok üzüldü. Yere yattı diye düşünelim. Mavi, su yeşili olan takım ise ne yapacak? Sevinecek tabii ki de. Ellerini kaldırsın, zıplasın. Tekrar kare ekle dedim. Bunu zıplıyor gösterelim. Hani zıplasın. Tekrar kare ekle dedim. Geri aşağı doğru insin. Kırmızı takım hiçbir şey yapmasın. Kırmızı takım yatsın, üzülsün. Şimdi ne yapacağız? Tekrar kare ekle demem gerekiyor benim. Ama şu bulutları, her şeyi silmem gerekiyor. Nasıl siliyorum çocuklar? Buraya buluta tıkladıktan sonra çarpıya basarak silebilirim. Buluta tıkladım, sildim. Kaleyi silmek istiyorum, tıkladım. Çarpıya bastım, sildim. Kırmızı figürü silmek istiyorum. Seçtim, sildim. Topu silmek istiyorum. Seçtim, sildim. Hepsini siliyorum. Tamam. Yani seçmenize de gerek yok. Hepsi seçili geliyor. Yani çarpıya çarpıya basarsanız hepsi silinmiş de olur. Şimdi ne yapmam gerekiyor benim? Şimdi su yeşil takım 1 puan, kırmızı takım 0 puan. Bunu göstermem gerekiyor ekranda. Hiçbir şey olmasın, sadece 1-0 yazsın istiyorum.
Ne yapacağım? Dosya, figür yükle diyorum. Bakın burada alfabet çıkıyor. Alfabete girdim. Bir geldi bakın buraya. Güzel. Biri aldım. Bu biri büyütelim. 200 yapalım. Güzel. Boyutu güzel. İstersek 250 de yapabiliriz. 250 yapsak çok mu büyük olur? Yok. Güzel. 250 yaptık. Bir de sıfır alalım. Figür yükle diyorum tekrardan. Buradan sıfırı seçmem gerekiyor. Evet, sıfırı aldım. Bakın bunu da 250 yapmam gerekiyor şimdi benim. Evet. Bu 257 değil mi? Kırmızı. Evet. Bir. Şimdi renklerini de değiştirmem gerekiyor. Hangi takım? Bir. Su yeşili. O yüzden biri su yeşili yapmam gerekiyor. Yaptık. Sıfır ise kırmızı olmak zorunda. Çünkü kırmızı takım puan alamadı. Evet. Oldu mu? Güzel. Şimdi ne yapacağım bir de? Araya tire koymam gerekiyor değil mi? Bir tire sıfır olması gerekiyor. Çizgi olması gerekiyor. Hemen onu kendim çizeceğim. Dosya figür oluştur diyorum. Topu silelim. Şuradaki topu istemiyorum. Ya da dosya yeni diyeyim tekrardan. Dosya yeni dedim. Bakın bu tire geldi. Bunu döndürmem gerekiyor değil mi? Kırmızıdan şöyle döndürüyorum. Tamam. Yeterli. Dosya olarak kaydet diyorum. Hemen tire yazıyorum. Kaydet diyorum. Tamam mıyız? Bunu kaydettik. Hemen dosya figür yükleye giriyorum. Bakın burada direkt alfabetle çıkabilir sizde. Ne yapmanız gerekiyor? Alfabette tire yok. Geri var bakın. Burada geriye dönmeniz gerekiyor. Geriye döndükten sonra bakın burada geldi. İstediğimiz hani o insan figürü, farklı figürler geldi. Tireyi seçiyorum. Aç dedim. Bu tire de çok küçük. Bunun da boyutunu büyütelim. 200 yapsak. Evet, 200 yapalım. Bunu tam düz yapalım. Şimdi tamam mıyız? Aslında tamam sayılırız da şu bir tire sıfırı kare ekli olarak da gösterelim ha. Kare ekliye en son basmamız gerekiyor ki şu bir tire sıfır kalsın ekranda çocuklar. Önemli burası. 3 defa göstersin. 3 defa tekrarlasın istiyorum. Neden 3 defa? Çünkü ekranımda uzun süre kalsın istiyorum. Hani hemen gelip gitsin istemiyorum. Şunlar ikişer defa tekrar etsin. Hepsini 2 defa tekrar et diyorum. Hepsine geliyorum. 2 yazmam gerekiyor. Çünkü bir de çok hızlı bir şekilde geçiş oluyor. Hiçbir şey anlamıyoruz. Ne yaptıklarını, hareketlerini net göremiyoruz. Belki 2 de az gelecek. 3 yazacağız. Bilmiyorum. Şimdi 2 yapalım. Ona göre tekrar oynatalım. Tamam mıyız? Hemen buraya 2 yazıyorum. Buraya geldik. Hepsine 2 tek tek yazmanız gerekiyor. Sıkılmadan yazacağınıza eminim. Çünkü sonunda çok güzel bir animasyon çıkıyor. Zaten çok da karemiz yokmuş bakın. Siz daha çok kare de ekleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Yeter ki ekranda bir futbol animasyonu göreyim. Tamam. Şu tekrar sayısına bakın. En aşağı indiriyorum. 6,7 en aşağıymış. İndirdim. Sonrasında bakın buradan oynata basıyorum. Koşuyorlar. Topa vurdu. Evet, gol oldu. Zıpladı. 1-0 oldu. Tamam mıyız? Tamam. Sizler daha güzel yapabilirsiniz. Eminim de ben hızlı bir şekilde zamanınızı ye harcamamak için hızlı bir şekilde yaptım. Çok özenemedim. Farklı şeyler de ekleyebilirsiniz buraya. Buraya tribünler ekleyebilirsiniz. Hani tezahürat eden insanlar ekleyebilirsiniz. 1-0'dan sonra devam ettirip 2-0 ya da 1-1 ya da 2-1 yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Devamı sizde artık çocuklar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Çok güzel animasyonlar göreceğime eminim. İyi günler diliyorum.